Herkese merhaba, ben Edil. Üniversite de Predidio'da informatik öğrencisiyim ve ilk senemi tamamladım. Bugün de sizlere ikinci dönem ders programından bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz. Aslında bahsetmek istediğim ilk ders Alternative Util dersi. Bu dersin yaklaşık 2 ayı boyunca HTML ve CSS gördük. Daha sonrasında ise PHP gördük. Bu dersin bir projesi vardı ve bu proje bir vize yani bir parsiyel notu yerine geçiyordu. Dolayısıyla bizim için oldukça önemli bir projeydi. Projenin konusuysa sosyal medya yapmaktı. Sosyal medya yapmaktan kastım mesela bir sistem düşünün. O sisteme üye olabiliyorsunuz, giriş yapabiliyorsunuz. O sistemin içerisinde paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Bu paylaşımlarınızı eğer hesabınız private değilse diğer kullanıcılar, sizi takip eden insanlar beğenebiliyor, yorum yapabiliyor, paylaşımlarınızı kaydedebiliyor. Aynı zamanda story sistemi var. Aynı zamanda admin hesapları var gibi gibi böyle bir sosyal medya denince büyük ihtimalle aklınıza gelen her şeyin kapsadığı bir projeydi. Tahmin edebileceğiniz üzere hem bir projenin notlandırması yüksek olduğu için hem de çok da kolay olmadığı için bu dönemde öğrenciler büyük bir çoğunluğunu bu projeyle geçirdi. Bir başka ders de matematik dersi. Matematik dersi benim aldığım eğitimde her sene, her dönem alacağımız bir ders. Tabii ki de geçtiğimiz döneme göre biraz daha zordu. Ama hani geçen sene, geçen dönem gördüğümüz derslerin biraz daha ilerlemiş hali diyebilirim. Sadece hani ilk defa matrisleri gördük, ilk yeni gördüğüm konu olarak. Yine de yanda bu sene matematikte gördüğüm konuları görebilirsiniz. Bir başka ders ise konsept informatik dersi. Konsept informatik dersi diğer derslerime kıyasla çok daha teorik bir dersi. Yani bilgisayarlar nasıl anlıyor bunu görüyoruz. Bu ne demek? Mesela size örnek kodları şu an yanında veriyor olacağım. Diyelim ki bize bu kodu veriyorlar. Ve bu kodu ilk başta mesela satır satır anote etmemizi istiyorlar. Yani mesela satır satır bilgisayar bu kodu gördüğünde ne anlıyor? Ne yapıyor bu kod? Onu yazmamızı istiyorlar. Daha sonrasında tradüksiyon yapmamızı istiyorlar. Yani bu kodu bilgisayar gördüğünde nasıl çalıştırıyor? Bunu yazmamızı istiyorlar. Bir başka dersim ise IP2 dersi. IP2 dersi geçen dönem gördüğüm IP1 dersinin yani Java dersinin devamı olan dersti. İlk başta döneme başlarken işte class ve obje kavramını hızlıca gördükten sonra data structure'lara giriş yaptık. Yani tree'leri gördük, linked list'leri gördük, array list'leri gördük. Daha çok böyle data structure'lara girdiğimiz bir dönemdi. Bir başka dersim ise GIMP dersi. GIMP aslında bir seçmeli ders. Bu dönem bir seçmeli dersi seçmemiz gerekiyordu. Ve seçmeli dersin konuları çok geniş. Yani yazılımdan da alabilirsiniz, Python dersi alabilirsiniz. Aynı zamanda tiyatro dersi alabilirsiniz, psikoloji dersi alabilirsiniz. Bir sürü ders vardı. Benim seçtiğim ders GIMP yani Photoshop dersiydi. GIMP aslında open source bir uygulama. Eğer Photoshop'la ilgiliyseniz ve ücretsiz bir program kullanmak istiyorsanız GIMP'i kullanabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Ben çok eğlendim bu derste. Yani GIMP'te ödevleri nasıl oluyordu mesela ondan bahsedeyim. Ödevlerinde her hafta tamamlamamız ve yapmamız gereken projeler oluyordu. Mesela 10 sayfa bir PDF geliyordu önümüze ve bu 10 sayfa PDF'teki projeleri tek tek yapıp işte zipleyip öğretmenimize gönderiyorduk. Böyle bir projeydi. Son olarak İngilizce dersim vardı. İngilizce dersinde de dönemin başında yapılan bir seviye tespit sınavına göre okuma, yazma, konuşma derslerimiz oldu. Aslında tüm derslerim bu şekildeydi. Sınav sistemini anlatmam gerekirse Covid dönemi benim okulumu etkilemedi. Çünkü her ne kadar korona döneminde oluyorsak olalım benim okulumda eğitim online olmadı. İlk dönem ilk kapanmada sadece eğitim o da tüm okullar online olduğu için online olmuştu. Ama o dönemde bile sınavlarımız sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen okulda gerçekleşti. Yani bir tane bile online sınav olmadık diyebilirim. Bu durumun avantajlarını ileride çok göreceğimi düşünüyorum. Online olmamasının sınavlarımın. Ama bu şekildeydi. Yani Covid döneminden de bahsetmek istedim. Onun dışında benim derslerim bu şekildeydi. Bir önceki videomu izlemek istiyorsanız, yani ilk dönemki ders programımı merak ediyorsanız açıklama kutusunda linkini bırakıyor olacağım. Aynı zamanda yurt dışında okumak hakkında ya da benim bölümüm hakkında sorularınız varsa yine hello@yurtdışındaokumak.com mail adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.